Evet sevgili seyirciler, Avcılar Firuzköy'deyiz. Hakan Ünal kardeşimiz bize başvurmuştu. Biz de bugün hep beraber ziyaretini yapacağız. Bakalım kardeşimin nelere ihtiyacı varmış. Sevgili seyirciler, Hakan kardeşimin evindeyiz. Çok genç. Kaç yaşındasın Hakan? 33. Çok genç. İkinci baba olmuş. Bir, iki kızımız var değil mi? Bu 3 aylık. Onu biraz anneye verelim istersen. Hı-hı. Hadi bakalım. Evet Hakan. Biraz seni tanıyalım. Tamam. Nasıl tanıyalım ki? Hakan ismi. Evet. Erzincanlı. Kaç yıl önce bu hastalık oldu Hakan? 2002'de hastalık başladı. Yaklaşık 4,5 sene falan sürekli ilaç kullandım. İşte bu sene de Mart ayında nüksetti. İlaçla tedavi yaptılar. Bir ay falan olmadı yani, iyileşme olmadı. Kalın bağırsağımı komple aldılar. Yani üç bölüm ameliyatlı oldu. İşte şu anda da torba takılı, iyileşmesini bekliyorlar. Yeni bağırsak yaptılar. Tekrar ameliyat olacak. Bu ayın 5'inde 10'unda falan Eylül. Ne iş yapardın Hakan? Ve ara işlerde çalışıyorduk. İlk yetişte geçimimizi sağlıyorduk ama hastalıktan dolayı yani böyle randımanla çalışamadım. Zaten hasta olduğum zaman hiç çalışamadım. Yaklaşık 7-8 aydır hiç çalışmıyorum yani. Evin kira? Ev kira. Nasıl yani, karşılıyorsun Hakan? Valla işte karşılayamıyoruz yani. 5-6 kiramız var, veremiyoruz. Ama işte başka bir yere de çıkamıyoruz. Zaten bundan önceki oturduğumuz yerde çok nutubetli şey yerdi. Çocuk hasta oluyordu sürekli. Sana da yaramazdı. Böyle bir havadar yere çıktık ama işte bu sefer de hastalık. Şey ne yaptı. Kadar buranın kirası? 260. 260 mı? 260 lira veriyoruz. Ne kadar daha çalışamayacaksın? Valla doktorların demesine bakarsan bir 4-5 ay daha çalışamadım ama yani bir sene falan hiç ağır kaldırmamam gerekiyormuş herhalde. Yani ağır kaldıramıyorum. Tahsilim de yok yani, öyle rahat bir iş. Niye okumadın Hakan? Valla okuyamadık yani, köy hayatı yani. Ha sen köyde mi oldun? Ben 20 yaşıma kadar köydeydim. Babamın yanındaydım. Babam vefat edince geldik.
İstanbul'a geldim. Gene köye gitmeyi düşünüyor musun? Köyde bir şey yapamam köy ki. Köy çok yani. Güzel ama. Canım. Güzel de yani orada daha zor şartlar var. Yani burada kötü araçlarda çalışıyoruz işte. Yani burada da orada aslında iyi de yani bu saatte sonra oraya gitmemiz yapamayız orada bir şey yani. Sanmıyorum. Hani çiftçiliği falan öldürdüler zaten. Hayvancılıkta hiçbir şey yok. İnsan da gerekiyor. Burada ne yapacaksın? Kira var, geçim var. Çok zor. İyileşirsek hayatına mücadele edeceğiz yani. Tabii. Şey ama yapacağız ama şu anda kadar çok müşkül, mağdur durumdayız yani. Evet. Yoksa yani çalıştığım zaman ben iyi kötü ailem geçimini sağlamaya çalışırım ama çalışamadığım zaman yapamıyorum yani. Dostlarını nereden duydun hakkında? Biz sürekli izliyoruz. Ben ta Cem Radyo'dayken sizi izliyordum. Hı. O zaman bizim kanallar yoktu. Sonra Cem TV'den, sonra Düzgün TV'den, şimdi de Su TV'den. Su TV'de hepsinden geçtik. İyi ki bu kadar kanalımız var değil mi? Evet. Ne istiyorsun dost elinden ve dost eline gönül verenlerden? Valla işte ne isteyebilirim? Çocuklar var, annem yaşlı. Yani iş çalışanımız yok yani. Hastalık iyileşene kadar biraz bize maddi destek gerekiyor. Hani kiramızı veremiyoruz işte. Hani ne diyeyim yani işte öyle. Açık ortada her şey. Tercanlar neredesin? Parsel parsel eylemişler dünyayı. Bir dikili taştan gayrı nem kaldı. Dost köyünden ayağını kestiler. Bir akılsız baştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. Bir akılsız baştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. Padişah değilim çeksem otursam, saraylar kursam da asker yetirsem, hediyem yoktur ki dostlar götürsem. İki damla yaştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. İki damla yaştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. Gel bakalım teyze, gel. Gel yanıma. En çok anneler üzülüyor değil mi? Evet, annem çok üzülüyor. Evet. Ne diyorsun teyzeciğim? Ne? Ne diyorsun? Ağır diyorum biraz. Ne diyorsun diyorum? Ne diyorum? Ne diyorum diyorum Hakan'a yardım edin ha. Kira. Söyleyelim şöyle, Hakan'a yardım edelim diye. Kira isteyenler, kira yok çık diyorlar. Kimse kimseye sahip çıkmıyor. Kimsesi de yok ya. Kardeşler de fakirdiler onlar da. Siz ona yardım edin. Allah da size yardım etsin. Kurban olayım. Değil mi? He. Ona yardım edin. Allah yardım Allah eder. Allah da size yardım tabii ki bizim için sağlık çok önemli.
sağlık olmayınca biz her türlü yardımda yanındayız. Çocuğum da açıklarını hep almışlar, içini boşaltmış, hep karnı marnı delik, torba. İçi boşalmamıştır. Gene dolar, sen üzülme. Gene dolar. Yani. Yeter ki morali düzgün olsun. Sıkıntılar çok çektim, 4 ay yattı. Allah tezede verdi. Ben 8, bir ameliyatta 8 saat ayıkmadı. Ama Allah sana bağışladı. Allah gençliğine bağışladı. Çocuklar çocuklarına bağışladı. Gençliği var, çocuklar var. Evet, biz de Hakan kardeşim için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tamam. Tamam. Çok sağ ol. Üzülmeyeceksin, ağlamayacaksın. Çok sağ ol. Tamam. Anneler ağlamayacak. Çok ağladık da Allah tezede verdi. Yani bugüne şükür olsun. Çok şükür. Sevgili seyirciler, Hakan kardeşim ağır bir bağırsak ameliyatı geçirmiş. 4 aydır çalışamıyor. 4 ay, 5 ay daha çalışamayacak. Ben diyorum ki dostları ve dostlarına gönül verenler, kardeşimin bu geçiş döneminde inanıyorum ki desteklerini esirgemeyecekler. Bakalım hangi şanslı insan, belki bir ter canlı karınca kışlakta çıkacak diyecek ki bu kardeşimin her ay kirasını ve geçimini ben üstleniyorum. İnşallah yani dostlardan ümidimiz onlar yani. İyileşene kadar. Evet. Yani iyileştikten sonra iyi kötü kesimimizi sağlarız yani şey. Böyle bir duruma düşmek istemezdik ama. Olur. Yani. Hayatta insanın herkesin iniş ve çıkışları olur. Biz de bir kardeşiz tabii ki bize gelecektiniz. Bir de bebeğimiz var şimdi. Onun için anne çalışamıyor değil mi? Anne çalışamıyor da çocuk da vardı işte. Neyse 4 ay sonra o da büyür. İnşallah. Hanımın da çalışır, sen de çalışırsın. Birbirinize destek olursunuz. İnşallah. Her şey geçer, daha çok gençsiniz. Evet, Hakan Ünal kardeşim için de biz aracı olduk. Sizler umut olacağınıza inanıyorum. Sonra tekrar Hakan kardeşimden bir araya çok geleceğimize de güzel günlerde bir araya geleceğiz. İnşallah tekrar sizle Hakan kardeşimize yaptıklarımızı paylaşacağız inşallah. Oğluma yardım edin. Allah da size yardım etsin dedim hanım. Bekliyor. On binlerce insan için biz aracı olduk, siz umut olun. İnsanımıza sahip çıkmanın tam zamanı. Dosteli.